Uyku apne sendromu olan hastalara biz öncelikle eğer kiloluysa hastalar kilo vermelerini öneriyoruz. Çünkü bu tedavi sürecinin yüzde %50'lik kısmını oluşturuyor kilo verme aşaması. Eğer hastalar zayıf vücut yapısına sahipse daha dirençli oluyorlar açıkçası. Tedaviye daha dirençli oluyorlar. İkinci etap hastaya cerrahi tedavi uygulamak Hastanın cerrahi tedavisinde eğer bir burun patolojisi varsa, eğer bir e, burnunda kemik eğriliği, septum deviasyonu dediğimiz kemik eğriliği varsa burnunun e, ameliyat edilmesi, e, kolimellası retrakte dediğimiz burnu eğer düşükse burnunun bir miktar kaldırılması açısının düzeltilmesi, eğer içeride bir konka hipertrofisi varsa, e, etler varsa bunlara radyo frekans dediğimiz e, cerrahi müdahaleyi yapmak gerekiyor. Bazen polip olabiliyor burunda. O zaman yine poliplerin e, cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekebiliyor. Ama burun tek başına bazen yeterli olmuyor çünkü orofaringal space dediğimiz bademcikler, dil kökünün yağlı olması, yumuşak daman, e, dil küçük dilin Elonge olması, aşağıya doğru sarkık olması o alanı e, boğazımızdaki orofaringeal space alanını daraltıyor. E, bunu ne kadar siz e, yaparsanız yapın e, hastalar tedaviden fayda görmüyorlar. Bazen bademciklerin e, birlikte alındığı, dil köküne radyo frekans yapıldığı ve yumuşak damağı yukarıya e, kaldırma işlemlerinin olduğu uvulofaringoplasti ameliyatını salık veriyoruz.